Biz geçiştiriyoruz, buluşuyoruz. Evet, sağ ol, görüşmeyiz. Kurşundan dikkat et. İyiyim ama gribim. Bu havalar ne kadar iyiyim, böyle nasıl cevap? Tabii bizim Sayın Başkan sizi ziyaretimizin nedeni her yıl kutlanmakta olan insan hakları vesilesiyle bu yılda yine 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve haftası içerisinde bu etkinliklerimizi sürdürmek ve insan haklarının öneminin ve ancak devlet ve bağımsızlık ortamında korunabileceği Türk Kıbrıs Türk halkının verdiği bir mücadele sonucu burada tarihte tescili yapılmış bir vaka olması nedeniyle bunu vurgulamak ve insan haklarının 1948 yılında 10 Aralık günü ilan edildiği Birleşmiş Milletler bildirgesiyle bunun korunmasından sorumlu yükümlü olan Birleşmiş Milletler bizzat Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ihlal ve gasp eden taraf olmasını ilginç ve önemlidir. Ancak biz de diyoruz ki bizzat haklarına sahip çıkmadıkça hiç kimsenin koruyamayacağı insan haklarımızı bağımsızlık ve devlet ilanı ile bu ortamda ancak korunabileceğini Kıbrıs Türk halkı bu onursal mücadeleye dayanarak verdiği uzun bir mücadeleden sonra kanıtlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri, Fransız ve İngiliz devrimlerinin fikir babası olan John Locke'un Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne yer alan insan hakları doktrini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen burada meşru olduğunu teyit eden bir insan hakları tezi olduğu ve bunun hiçbir devletin onayına, kabule bağlı tutmamakta olduğunu, insanın onursal ve özgürlük haklarına sahip olmasının bir gereği olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs sorunundaki çözümün de ancak ortaklık cumhuriyetindeki egemenlik haklarının gasp edilerek, ortaklık haklarının gasp edilerek devletten silah zoruyla dışlanmasından sonra 54 yıllık bir görüşme sürecinin Rum-Yunan uzlaşmazlığının anlam planı, Krans-Montana ve diğer anlaşmalarda tescil edildikten sonra Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ve devletini tanıması gerekirken hala daha Avrupa Birliği'nin bize federasyon konusunda uzlaşma ve çözüm önermesinin hangi amaca hizmet etmekte olduğunu burada herkesin bilmesi ve meclisinizde de federasyon tezini terk edilerek burada devletimiz ve bağımsızlığımıza sahip çıkacak bir politikanın izlenmesini İnsan Hakları Derneği olarak talep etmekteyiz. Aksi halde İnsan Hakları Derneği olarak federasyon tezine sahip çıkmak isteyenlerin bugün 60 Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi'nde bizim için koltukları boş bırakılan milletvekilliği koltuklarına gidip bu siyasi parlamenterler orada haklarımızı yürekleri ve cüretleri varsa orada koruma inisiyatifini ele alırlar ve kendilerinin gerçekten federasyon isteyip istemediklerini bize kanıtlamış olurlar. Dolayısıyla biz eğer devletine sahip çıkmaktan vazgeçip, bağımsızlık ve devletinden vazgeçerek federasyon razı oldum diyebilecek bir milletvekili varsa mecliste bu vekillik görevini için ettiği yeminle ilgili de kusura bakılmasın kendi kişisel namus ve onuruna karşı burada neyi
neyin mesajını vermiş olduğunu orada halkımıza da ortaya koymuş bulunur. Dolayısıyla İnsan Hakları Derneği olarak bizim bugün ulaşımdan iletişime, sportif ve kültürel eğitimden tüm özgürlük ve egemenlik haklarımıza kadar var olan haklarımızın hiçbir şekilde Rum'un nüfus çoğunluğu ortamında siyasi eşitliğin mümkün olamayacağını burada kabul edilmesi ve bizzat kendi haklarımızın ancak kendi devletimiz ve bağımsızlığımız ortamında korunabileceğini burada yüce makamınızda şahsınıza, zatailerine burada vurgulamak suretiyle bu tezimize sahip çıkılması, bu talebimize sahip çıkılmasını sizden istirham eder ve bu konuda derneğimizin vermekte olduğu mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulamak isterim. Nitekim biz bunu yalnız size değil, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de orada sizin federasyon konusundaki çalışmalarınızın sonuç vermesini Rum ve Yunan uzlaşmazlığı karşısında beklemeniz abestir. Kıbrıs Türk'ünün yaşamış olduğu 63'ten 74'e kadar kanlı, 74'ten sonraki kansız soykırımını burada Kıbrıs Türk varlığının bu adına idame ettirebilmesinin ancak kendi devleti ortamında mümkün olabileceğini Sayın Ursula von der Leyen'i de mesajlaşmalarımızda bildirmiş bulunmaktayım. Tabii ki onların bize yine telkinleri vakıf fonlarından faydalanmak ve Rum ve Türklerle işte birleşme konusundaki çalışmalarına destek vermemiz yönünde telkinleri vardır. Biz burada Rum'la bu şekilde, Rum ve Yunan'ın burada Türkiye ile bile savaş ortamına girdiği bu gerginlik ortamında neyi amaçladıklarını Kıbrıs'ta da çok iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla bağımsızlık ve devletimize sahip çıkmaktan başka Kıbrıs Türk halkının çözüm seçeneği, Kıbrıs'ta var olma seçeneğinin olmadığını burada insan haklarına sahip çıkmak isteniyorsa bunun bilinmesine yarar görüyoruz. Yani yaklaşık 74 yıl geçti. Bu 74 yıl içerisinde dünya üzerinde insan haklarına ihlal etme maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri başta olmak üzere birçok ihlaller yapıldı. Dolayısıyla siz güçlüyseniz, biz güçlüysek eğer evrensel insan haklarından yararlanabiliriz. Bu milletvekilinin yemininde de vardır. Evrensel insan hakları ülküsünden ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Ama yeminin başında da devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma dair başlayan bir yemin metni vardır. Ama maalesef kendi devletimize, egemenliğimize, varlığımıza sahip çıkmayan milletvekilleri de vardır, siyasiler de vardır. Onları da neticede halk seçiyor ve meclise geliyorlar. Her ne kadar çoğunluk bugün federal bir çözüm tezini benimsemiyorsa ve iki devletli, iki egemen eşitliğe dayalı bir çözüm arayışına destek veriyorsa da bugün parlamentomuzun büyük çoğunluğu yine de ciddi bir şekilde biz federasyondan vazgeçmeyiz diyen bir milletvekili sayısı da var Cumhuriyet Meclisi'nde. Ama bilinen bir gerçek vardır ki 1959-60 anlaşmaları da federatif sisteme dayalı bir yönetim biçimiydi. Rumlar bunu benimsemedi ve birçok uluslararası anlaşma modelini, anlam planı, Krasmontana, Koeller belgesi gibi, Butros Kali Fikirler dizisi gibi birçok uluslararası hazırlanmış anlaşma metinlerini de Rum tarafı sürekli olarak reddetmiştir. Dolayısıyla biz kendi devletimizde bugün hür, özgür bir şekilde yaşıyoruz. Eğer biz bu devletimizi korumazsak Kıbrıs adası da Ege adası gibi olurdu. 12 adalar gibi olurdu. Batı Trakya Türklerinin durumuna düşebilirdik. Dolayısıyla egemenliğe ve devlete mutlaka sahip çıkacağız. Topraklarımıza sahip çıkacağız. Ama yeryüzünde güçlülerin, yoksulları, zayıfları ezdiği bir düzen vardır. Dolayısıyla bunu da itirak edeceğiz.
Elbette evrensel insan hakları beyannamesi bizim için bir örnektir, örnek bir metindir. Ama maalesef güçlü büyük süper devletler zayıfları, yoksulları ezmektedir. Dolayısıyla devlete sahip olma ülküsü fevkalde önemlidir. Atatürk'ün ifade ettiği bağımsızlık benim karakterimdir. Biz o çizgiden ayrılmayacağız ve devletimizi mutlaka yaşatacağız. Kıbrıs Türk halkı 63 ile 74 arasında yokluklar yaşadı, sıkıntılar yaşadı, acı kayıplar verdi, göçmenlikler yaşadı. Bunları bizim nesil gayet iyi hatırlıyor. Dolayısıyla yeniden öyle günlere düşmek istemiyoruz. O günlere düşmek istemiyoruz. Yani evrensel insan hakları beyannamesi evet güzel ama unutmayalım ki Birleşmiş Milletler askerleri 4 Mart 1964'ten beri Kıbrıs'ta konuşlandırılmaktadır. Ama barışın adresi Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'dir. Türkiye'dir ve Kıbrıs Türk Mücahitleri'dir. Biz bu yoldan ayrılmamız söz konusu değildir. Bakın futbol ambargosu vardır. Gıda ambargosu vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Biz birçok ülkeden ithal ürünler yapıyoruz. Ama bizim ürettiklerimizi birçok ülke almıyor. Başta Avrupa Birliği olmak üzere. O zaman adalet nerede kaldı dünyada? Dolayısıyla adaletin olmadığını ve güçlülerin zayıfları ezdiğini bilerek evrensel insan hakları beyannamesini savunmamız gerekir. Eğer bunu bilerek yaparsak o zaman aldanmayız. Kimseyi aldatmayalım ama kimse de bizi aldatmaya kalkmasın. Ne Amerika aldatmaya kalksın, ne Avrupa Birliği aldatmaya kalksın, ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aldatmaya kalkmasın. Aldanmayacağız. Kendi hür irademizle kurmuş olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sahiplenerek yola devam edeceğiz. Spor ambargolarını kaldırmaya davet ediyoruz. UEFA, FIFA'yı davet ediyoruz. Diğer sportif alanlarda yapılan ambargoları bize kaldırmaya davet ediyoruz. Avrupa Birliği'nin kontrol edilmeyen bölge şeklinde yapmış olduğu ambargo tipini, izolasyon tipini Avrupa Birliği'nden kaldırmaya davet ediyor. Avrupa Birliği kaldırsın bunları. Ama kaldırmıyorsa beklemesin. Biz de onlara inancımızı zaten çoktan yitirdik. Bundan sonra da zaten onlara güvenmemiz, inanmamız mümkün değildir. Mezarı olur, Türk milletine mezar olur.